Geçenki pahalı bulduğunuz Philips televizyondan sonra işte karşınıza Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz Android televizyon. Aha burada. Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa gördüğüm Onvo markasının Onvo ov ve 42 250 ismindeki bir modele sahip. Valla ben ilk defa Onvo markasını gördüm. Onu da geçenki Philips televizyon videoma çok fazla yorum gelmişti Onvo hakkında. Dedim bir tanesini alayım, sizi mi kıracağım, incelemesini yaparım. Zaten baktım da şunu gördüm. Abi adamlar 42 inç boyutta Türkiye'deki en ucuz Android televizyonu satıyorlar ve benim hoşuma giden nokta ise satın aldığım zaman bu yazmıyordu. Ama cihaz üzerinde 3 aylık beyin Connect ve Tod eğlence paketi hediyeymiş. Ve ben bunu 3800 liraya aldım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. En çok merak ettiğim şey ise bu televizyonda evet bir Android var. Ama içerisinde lisanslı bir Android TV arayüzü yok. Bundaki arayüz Onvo'nun kendi yapmış olduğu Smart Onvo Smart ismindeki bir Android arayüzü. Bu da şöyle bir sıkıntı çıkartıyor. Lisanslı bir Android TV arayüzü olmadığı için Netflix'te, YouTube'da veya diğer programlarda bir uyumsuzluk ortaya çıkabiliyor. Bakacağız acaba bunları doğru bir şekilde çalıştıracak mı? Çalıştırsa bile aslında en baba olarak merak ettiğim konuysa buradaki Android en ucuz Android televizyon 1 GB RAM'e sahip. Ya bir 1 GB RAM ile biz Android'e nasıl gireceğiz, nasıl çalışacak anlam veremiyorum. Cihaz üzerinde 1080p'lik bir çözünürlük var. Zaten VA panel, Android var, Wi-Fi var, 4 çekirdekli bir işlemci var, kablosu görüntü aktarma, 400 Hz diyor. Bu fake Hz değeri, gerçek Hz değeri değil. Bunlar genelde uydurma değerler. Panelin gerçek Hz değeri 60 Hz. Medi Player var yani USB üzerinden video, dizi oynatabiliyorsunuz. Bluetooth desteği var. Net Netflix, YouTube falan filan. Zaten Android olduğu için buradaki Netflix veya YouTube ibareleri önemli değil. Kendi programlarınızda kendi aplikasyon üzerinden indirebiliyorsun. Vallahi aşırı merak ediyorum. Senden çok ben merak ediyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada 2 tane USB girişimiz var. 3 tane de HDMI girişimiz var. Uydu alıcısı için anten girişi var. Ethernet girişi var. Ve optik ses girişi var arkadaşlar. Kumandanın pili var mı? Haydi bakalım. Ekran çok sallanıyor ama be. Ayaklar çok kötü abi. Çok kötü. Aha. Bakalım klavye mouse desteği nasıl? Okey abi. Bak mis gibi. Tamam klavye mouse desteğimiz okey ve Smart TV'niz bir karşımıza gelsin. Aha Android bu. Dostlarım televizyonu kurdum, uyduyu da ayarladım. 400 tane falan kanalı bulabildi. Şimdi bir kanal geçişlerine bakalım istiyorum. 1, 2, 3. Gayet okey gibi. 1, 2, 3. Bence okey. Dostlarım bakın bu ekran normalde lisanslı bir Android TV arayüzü değil. Normalde Android TV arayüzü budur arkadaşlar. Bak şu anda ekranda gördüğünüz lisanslı bir Android TV arayüzü ve burada ise bayağı bildiğiniz aslında bir TV box bağlamış gibi arayüzde bu televizyon üzerinden Android'i kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde bu içerisinde bulunan Android'in bir performansına bakalım. Daha doğrusu özelliğine bakalım istiyorum. İlk önce 1 GB RAM var. Burada bunu görüyorsun ve bu 1 GB RAM'in 330 MB'lık bölümü boş. Kötü ama çok da aşırı kötü değil açıkçası. Hani en azından bazı programları açıp kapatmak için belli bir alanımız var burada. Ekran kısmına daha doğrusu işlemci bölümüne gelmek istiyorum. İşlem tarafında 4 çekirdekli 1.5 GHz'lik bir işlemci var. Bizim için yeterli olacaktır. Ekran kısmına geldiğimiz zamansa Mali G31 GPU'su var. Kötü bir ekran kartı mı? Evet kötü bir ekran kartı ama 3800 liralık bir Android TV için bence gayet yeterli bir ekran kartı. Hatta fazla bir ekran kartı bile olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Android arayüzümüzde Android 11. Hani 9 olabilirdi, 10 olabilirdi. Burada Android 11 gelmesi bence gayet iyi. Hani içerisinden Android 13 çıkmasını isteriz ama 11 var. Bence yeterli. Hemen şöyle smart arayüzüne geliyorum. Aslında Onvo'nun yaptığı şey sizin bildiğiniz 1 GB RAM'li 4 çekirdekli bir TV box var ya onu söküyorlar abi. Televizyonun arkasına, televizyonun anakartına gömüyorlar. İşte karşınızda Android TV. Buradaki sıkıntı şuysa televizyon olduğu için ve lisanslı bir Android TV yazılımı olmadığı için bazı programlar televizyona uymuyor. Uymadığı için de hatalar ortaya çıkıyor. Onun için Onva diyor ki kendi mağazamı yaptım. Bu mağazaya tıklıyorsun. Ve buna uyumlu uygulamaları buradan indirebiliyorsun. Ama sıkıntı şu. Google'un kendi mağazasına yani Play Store'a girdiğimiz zaman Gerçekten de Android TV mağazası açılıyor. Ama burada bulunan birçok program markanın kendi mağazasında yok. Kendi mağazasında oyunlar yoktu. Varsa bile çok ucuz ucuz dandik oyunlar vardı. Bakın gittim BB Racing'i aldım direkt indirdim. Onu da şuraya koyayım. Hatta bir oyun performansına bakalım mı? Oyunda oynayabiliyorsunuz. 8 GB'lık bir depolama alanı var. Bunun 3 GB'a yakını boş oluyor. Fena değil. Bak mesela sesi kısmı açma efektleri var ya. Şu an mesela bak sesini açayım. Bak ses açılıyor ama efektler çok sonra geliyor. Böyle bir sıkıntı var arayüzde. Burada 1 GB RAM olması da hani veya 4 çekirdekli düşük bir işlemci olmasının da dezavantajı burada ortaya çıkıyor ama baksan akıcı akıcılık gayet iyi. Oynanıyor yani. Önüne geçtim. boya bayağı, bayağı oynuyorsun. Bu çok çok iyi. Oo niye böyle oldum ben? Baya baya akıyor. yani oynayabiliyorsun. İşte 3 GB'lık depolama alanı ne kadar izin verirse o kadar oyun indirebilirsin. Hani çocuğuna falan hani çocuğun girsin oynasın falan dersen de vallahi oynatıyor yalan yok. Ben bu performansı ciddi söylüyorum beklemiyordum. Yani bu tarz basit oyunları bu cihaz üzerinde oynayabiliyorsun. Bence bu güzel özellik. En çok soracağınız olay şu. Netflix'i çalıştırıyor mu? Dediğim gibi bunun içerisinde lisanslı bir Android TV arayüzü olmadığı için burada çalışan Netflix aynı tablette çalıştırdığınız Netflix arayüzüyle aynı ve son derece akıcı. Giriyorum. Son derece akıcı. Mesela buradan bir tane filme girelim. Tıkladım. Bak. Açıldı hemen. Bir oynatıyorum. Durdurayım. Dur. Telif yemeyelim. Durduruyorum. Şimdi çözünürlük nasıl? Kumanda üzerinde info tuşu var. Info tuşuna basıyorum. Hangi çözünürlükte oynattığını, hangi bitrate'te oynattığını info tuşuna bassam da görüntüleyemiyorum. Ama tahminim şu yönde. Kesinlikle 720p çözünürlük değil. Ama 1080p'nin keskinliğini de alamadım minimum 960p çözünürlükte oynattığına eminim arkadaşlar. Ekran 1080p ve 42 inç boyutlara sahip. Oynatıyorum. O hafif piksellik var. Ama mesela biraz geriye çekiliyorum. Görüntü çok net. Yani 1080p de oynatıyor olabilir ama 960p hissediyorum. Bunu da söyleyeyim. Bunu tam kestiremedim. Açık konuşayım. Şöyle biraz ileri alayım. Bak donma takılma var mı göstereyim size. Bak alıyorum oynatıyor ileri alıyorum mesela aldım akıyor hiçbir sıkıntı yok YouTube'a girelim bak YouTube'a girdiğimiz zaman da açıl baba açıl 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 durduk burada hemen yukarı geldik ayarlarda gezebiliyorum tıkladım bakın 1080p ve HDR açıyor bunu anlayamadım ben yani monitörde HDR desteği var yani televizyonda HDR desteği var 1080p HDR açıyor. Yani en azından şunu da biliyoruz. En kötü televizyonda 1080p YouTube izleyebiliyoruz ve gerçekten görüntü abi çok kaliteli. İşte YouTube'daki 1080p kalitesini görünce aklına şu geliyor. Abi Netflix'teki kalite 960p. Çünkü YouTube'dan 1080p açınca Netflix oranla çok daha cam gibi, çok daha keskin görüntüler görebiliyorsun. Onun dışında şunu söyleyeyim. Abi renk kalitesi, beklentim çok üstünde çıktı. Şu an günümüzde 3800 lira bir televizyon alıyorsun ve şu anda gördüğüm renkler benim beklentimin üstünde kaldı. Beni çok şaşırttı. ya. Yani bu televizyon beni çok şaşırttı. Ha hani dediğim gibi bir reklam anlaşması yok. Parasını verdim aldım, inceliyorum. Siz istediniz daha doğrusu geçen televizyon yorumlarında bu çok vardı. Bu yoktu ama Onva markası vardı. Aldım incelemesini yapıyorum ve gerçekten şaşırıyorum. Çünkü görüntü kalitesi beklentimin üstünde çıkıyor. Baksana bu renklere falan. Şimdi burada VA bir panel var. VA panel var ama buradaki VA panel monitörler gibi değil. Televizyondaki VA panel biraz daha farklı. Buradan bakıyorum gayet güzel görüyorum. Ama dibe girersem şöyle girersem artık renklerde birazcık bak biraz çok değil biraz beyazlama başlıyor ama buradan bile gayet güzel izliyorsun. Tarayıcıya giriyorum. Bak giriyorsun. Ya ben bu tarayıcıyı bu arada ilk defa kullandım ve bir televizyon için mükemmel bir tarayıcı olduğunu fark ettim. Abi şak açılıyor. Ben şu an donanım arşivi Forum'da geziyorum bak mükemmel. İndirim mesela sıcak fırsatlara girelim donanım arşivi forumda. Gel abi sıcak fırsatlar sıcak fırsatları geçtik ben yani burada Bak sıcak fırsatlar bölümüne geliyorum tıklıyorum Yani Açılıyor ama çok yani 1 GB RAM'li bir Android TV'den kesinlikle bunu beklemiyorsun Mesela Asus Laptop'ta bir indirim var galiba tıklıyorum Tıkladım Hepsi burada sayfası tıklıyorum Bak Hemen geçiyor Yani <laughs> Çok şaşırıyorum ben buna Şimdi tekrar söylüyorum tabii ki de bir Android'te Buna şaşırmak doğru bir şey değil ama bakın 1 GB RAM'e sahip ve içerisinde Android 11'i var. Onu geçip içerisinde çok dandik 4 çekirdekli bir işlemci var. Sepete ekle diyorum. Sepette bir ürün vardı zaten. Aha eklendi. Yani bu olivan PC güzelmiş lan. Ha bak bu tarz bir browser'la kaçak film sitelerine girilebilir ama tabii öyle şeylere girmeyin bak. Ama girilebilir. Girenler varmış. Ama siz girmeyin sakın. Abi bu televizyondan asla böyle bir performansı beklemiyordum. Ara yüzeye tekrar geliyorum. Tıklayalım. Hop geldi. Toparlandı. Etti açıldı. Şimdi sol kısmından bir de ayar bölümüne bakalım Ayar bölümünde bluetooth desteğini görebiliyorsun Bu ne için önemli? Gamepad bağlayabilirsin, kablosuz mouse bağlayabilirsin Veya kablosuz klavye bağlayabiliyorsun Bunun üzerine İstersen zaten videonun başına gördün, Kablolu bağlayabiliyorsun Ayrıca de Şimdi burada önemli kısım şurası. Ben bunu aldım, kurdum ve rahatlıkla söyleyebilirim ki ilk deneyim olarak vermiş olduğum fiyata karşılık aldığım performans beni çok tatmin etti. Ama asıl sıkıntı bu tarz ucuz Android TV'lerde 6 ay sonra bu televizyon hangi duruma geliyor? Nasıl bir performans veriyor? Bir sene sonra buradaki Android arayüzü patlıyor mu? Donuyor mu? Kasıyor mu? Artık kapanıyor mu? Veya televizyon durumu ne hale geliyor? Bu noktada sizlerden destek istiyorum ve bu televizyonu yıllardır kullanan çünkü bu yeni bir cihaz değil birçok insan var mutlaka yorumlarda uzun kullanım deneyimlerini benimle paylaşın arkadaşlar. Bugün 8 GB'lık, 12 GB'lık RAM'e sahip telefonlar var. Şimdi onları düşününce bundan hiçbir şey beklemiyorsun. Benim beklentim de o yöndeydi. Yani diyordum ki 1 GB RAM var, 4 GB dandikten bir işlemci var. Ama bunun vereceği performans ne? Netflix'i bile açmaz. Açsa bile takılır diye düşünüyordum ama yo bayağı oynattı. Beni çok şaşırttı ya. Sormak istedikleriniz varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.